Merhaba değerli arkadaşlar. ProAnalize hoş geldiniz. BitTorrent ve Solana'nın teknik analizlerini yapacağız. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Evet, öncelikle toplam kripto piyasa değerine bir göz atalım. Şu anda 2,22 trilyon dolardan işlem görmektedir. Yükselen trend de yoluna devam ediyor. Destek noktası 1,95 trilyon dolar. Direnç noktası ise 2,46 trilyon dolardır. Şimdilik kripto para endeksi yolunda gitse de Bitcoin'in alçalan takos formasyonuna geçmesi biraz can sıkıcı bir durumdur. Umuyorum ki genel olarak endeksi tetiklemez. Dominansı da iyice %40'lara kadar saldı zaten. Yani demek istediğim o ki kripto para havuzu gayet yolunda gidiyor gibi gözükse de %40 etki edecek bir coin ters köşe olmuş olabilir. O yüzden güncel olarak yatırımlarımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Riskli bir durum. Umarım toparlar. BitTorrent'in analizine geçiş yapalım. BitTorrent şu anda TL bazında 0,061 TL'den işlem görmektedir. Dolar bazında ise çi 0,60 dolardan işlem görmektedir. BitTorrent'i diğer kripto paralarla kıyaslayacak olursak, BitTorrent şu anda 4 milyar dolarlık bir değer ile 47. sırada yer almaktadır. Son 24 saatte yapmış olduğu 1,5 milyar dolarlık hacimle 22. sırada yer almaktadır. BitTorrent'in son 7 günde %13,67'lik bir düşüşü mevcuttur. BitTorrent'in grafiğine geçiş yapacak olursak, şu anda düşüş trendinde hala yoluna devam ediyor. Şurada bir çıkış yaptı. Bu alçalan takoz, alçalan ve genişleyen takoz formasyonudur. Her ikisi de olumlu bir haber değildir. Bakalım direnç noktasını nerede gösterecek? Direnç ve destek noktasını güncel bir şekilde koyalım. Takoza göre direnç noktası çi 0,69 dolar. Düşen trende göre çi 0,65 dolar olarak direnç noktası gözüküyor. Destek noktası ise neresi? Destek noktası ortak. Her ikisinde de çi 0,42 dolar. BitTorrent'in indikatörlerini incelediğimizde bakalım. MACD'de satım sinyalleri 10 Mayıs'tan itibaren var. Momentum'da da aynı şekilde yaklaşık olarak 10 Mayıs'tan itibaren sat sinyalleri mevcut. Çok kısa süreliğine de olsa al sinyali üretmiş, yeniden sat sinyaline çevirmiş bu durumu. RSI incelediğimizde RSI 44 puanla yoluna devam etmekte. Ne aşırı alım ne de aşırı satım söz konusu değil. Normal bandında ilerliyor. BitTorrent yeniden ivmelenmeyi RSI şu noktayı kestikten sonra kazanabilir. Hangi nokta? Bakalım oraya. Yaklaşık olarak 53 puan olarak gözüküyor. DMI'yi incelediğimizde DMI'da da 9 Mayıs'tan itibaren satım sinyalleri mevcut. O da MACD gibi kısa süreliğine al ve sat sinyalleri üretmiş ve sat sinyalleri hala aktif bir şekilde yoluna devam ediyor. Şu anda BitTorrent destek noktasında olmadığına göre sadece ve sadece direnç noktasını kırdıktan sonra ancak indikatörler bize al sinyalini üretecek gibi gözüküyor. BitTorrent hangi noktadan geri sekip yeniden yukarı yönlü hareket edebilir? O noktaları biraz incelemeye çalışalım. Geçmişten illaki hala hold yapanlar var şu noktadan itibaren. O yüzden BitTorrent'in dip noktaları tahmin ediyorum ki çi 0,378'e geldiğinde, hatta oraya bir kare çizsek daha uygun olacaktır. Dikdörtgen çizsek. Şu seviyeler BitTorrent'in güçlü destek görüp yeniden yükseleceği yerler olabilir. O noktanın üst sınırını 0 çi 0,378 olarak belirledik. Alt sınırı da çi 0,291 dolar olarak gözüküyor. Umarım tepeden alanları oraya kadar üzmez. En kısa sürede yükselmeye devam eder. Fakat şu anda gözüken bu. Güzel toplama yerleri şu mor dikdörtgen içindeki alan olarak gözüküyor. Evet değerli arkadaşlar, Sol'ün analizine geçiş yapalım. Sol 14 milyar dolar değer ile 16. sırada yer alıyor. Fakat işlem hacmi değerine göre çok düşük. 1 milyar dolarlık işlem hacmi değeri var son 24 saatte. Piyasa değeri bakımından 16. sırada yer alsa da işlem hacmi sıralaması bakımından 30. sırada yer alıyor. Sol'ün son 7 günde %16'lık bir yükselişi mevcuttur. Grafiğine geçiş yapalım ve orada incelemeye başlayalım. Sol'ün yatay fiyatlanmasına rağmen hacimsel gidişatı yatay değil, düşey. Umarım bir sıkıntı yaratmaz. Fakat ufak bir şüpheli durumdur. Destek noktasının üzerine kaldıktan sonra şüpheler yavaş yavaş çözülecektir.
Günlük destek noktası 39,56 dolar olarak gözüküyor. Burası yatay destek noktası, ara destek noktası 42,40 dolar. Kanalın güncel direnç noktası ise yaklaşık olarak 55,39 dolar olarak gözüküyor. Henüz buradaki direnç kuvvetli değildir. İki tane noktaya temas ediyor sadece. Bakalım o direnci tanıyacak mı, tanımayacak mı? Fakat destek noktasını kovalamakta fayda var. Destek noktası biraz daha sağlamdır. Yükselen trendde olduğu için destek noktası ve direnç noktaları günden güne yukarı yönlü hareket etmektedir. Solun indikatörlerine bakalım. MACD çok taze alım sinyalini ürettirmek üzere. Fakat şu anda sat sinyali aktif. Momentum'da da aynı şekilde. Sat sinyali aktif. Fakat her ikisi de alım sinyali üretmek üzere çok yakınlar. RSI'ye baktığımızda RSI da 67 puanda normal bandında hareket ediyor. Stokastik de alım sinyalleri mevcut. DMA'yı incelediğimizde DMI'da ise 12 Mayıs'tan itibaren alım sinyalleri var. Sinyaller gittikçe kuvvetleşiyor. Şöyle genel tabloya baktığımda MACD ve Momentum taze alım sinyalleri üretirse ve en önemlisi kripto para endeksi yoluna devam edecek olursa Solana buradaki direnci tanımayabilir, kırıp geçebilir. Endeks yine yoluna devam edecek olduktan sonra RSI'de de fazla alım bölgesinde satışlar gelmeyebilir. Aşırı alım bölgesinde satışlar gelebilir. Yani 80 puan üzerine çıktıktan sonra ancak satışlar gelebilir. Çünkü MACD'ye göre trend yeniden hareket ediyor. Yeniden bir trendleşme başlıyor. Solana direnci kırıp 60'ın üzerine kapattıktan sonra sağlıklı bir kırılım gerçekleştirmiş demektir. Bakalım o kırılımı yapabilecek mi yoksa direnç noktasına takılıp yeniden desteğe doğru hareket mi edecek? Şu anda endeks yükselen trendinde yoluna devam etse de çok sallantıda olduğundan dolayı biraz da endekse bağlı durum. Eğer ki endeks destek noktasından yeni kımıldamış olsaydı biraz daha yolu var diyecektik. Fakat kendisi destek noktasını test edebilir en başta. O yüzden yatırımlarınızı endeks bu destek noktasına kadar inebilir düşüncesiyle ona göre riske ederek yapın. Destek noktasını test edip yukarı yönlü yeniden hareket ettikten sonra bizim için biraz daha güvenli olacaktır. Videonun başında gösterdiğim gibi benim için en büyük canımı sıkan durum Bitcoin'in alçalan takoz trendine geçmiş olmasıdır. Bitcoin'in dominansı günden güne erimekte, hala erimeye devam ediyor. Yine de endekse illaki bir etkisi olacaktır. Bakın mesela şuradaki seviye 2018'de kripto paralar battıktan sonraki Bitcoin'in dominansıdır. %36. Şu anki bulunduğu değer %41. 2018'in başı ile günümüzdeki zamanı aynı kefeye koymamak lazım. Çünkü her gün yeni bir altcoin türüyor. Altcoin'lerin sayısı çok fazla arttı. Havuzdaki paranın dağılımı çok fazla artmaya başladı. Ama yine de kafamızda hep soru işareti bırakan durumdur. Bitcoin'in kötü bir formasyona geçmiş olması. Bu formasyonu kıracak olduktan sonra şu şekilde yukarı yönlü hala hareket etme şansı var. Fakat yönü alçalan olduğu için bizde biraz şüphe uyandırıyor o kadar. Hani illa battı, batacak diye bir şey yok. O yüzden yatırımlarınızı hem Bitcoin'in durumunu göze alarak hem de kripto para endeksinin biraz daha düzeltme noktasına, destek noktasına gitme ihtimalini düşünerek yapınız. Evet, BitTorrent ve Sol analizlerim bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.